Hocam tebrikler. Gerçekten Nazilli'de ve playoff oynayan bir takımı orada yenmek kolay değildi. Yani bizim açımızdan biz en az bir puan falan demiştik ama çünkü playoff oynayan bir takımdı. Tekrar sizi Yani ve takımı tebrik ediyoruz. Ve yorumlarınızı artık 8 maçımız var galiba. 4'ü içeride, 4'ü dışarıda. evet. 2 maç üst üste buradayız. Yorumlarınızı, eksiklerinizi ve mesajlarınızı bekliyoruz Sayın Hocam. Yani siz de söylediniz en önemli nokta yani önemli maç olması açısından bir iki sebebi vardı. Yani sadece konum itibariyle değil. Futbolcuların maça gelene kadar ki gerek psikolojik ruhsal durumları gerek işte bir hoca ayrılışından sonraki o devredeki hemen akabinde alınan bir mağlubiyet onun neticesinde futbolcular işte birebir terapi derken de artı hem eğer biz yukarılara oynamak istiyorsak yani bir yerleri kovalamak istiyorsak ya yukarıyı kovalayacaksın ya da çok aşağıya düşmemek için mücadele verebileceğimiz anlamda yani her türlü seni ligdeki konumu ilgilenecek bir maçtır. Onun akabinde de gerek işte biz teknik açıdan da baktığımız zaman da biz teknik ekip olarak da tabii ki bir umutla geliyorsunuz buraya. Beklenti fazla. İster istemez bu da sizde de stres yaratıyor yani. Bunu hiç saklamaya gizlemeye gerek yok. Tabii ki bizim heyecanımız görev aldığımız günden ki o duyduğumuz heyecanı zaten kelimelere sığdıramayız. Konu Adaspor olduğu zaman da bizde farklı duygular her zaman var. Onun açıdan da olası mesela insan ister istemez düşünüyor. Yani bir kaybedildiği zamandaki ne durumda olacaksın? Hem puantaj hem size bakış açısı. Çünkü arkanda sana güvenip bu görevi tebliğ edenler var. Onlara karşı mahcubiyet, taraftarın sana karşı olan aşırı bir güveni var ki ben bunlar görev aldığım günden beri bizzat yani önceki ortaya konulan bir başarı var. İşte 2013'teki 14 sezonundaki işte bir şampiyonluk şeyi var. Herkes şu anda sana o gözle bakıyor ama o açıdan sizin söylediğiniz yönüyle birçok şeyi kapsayan bir maç oynadık. Maça gelince de gerçekten gol yedik. Evet mağlup duruma düştük ama oraya gelinceye kadar bizim yakaladığımız gerçekten önemli pozisyonlarımız var. 4 tane, 5 tane bizim atabileceğimiz pozisyon vardı ama hiç beklemediğimiz bir anda tamamen uyuduk diyelim yani. Özellikle defansif anlamda ortaya sahaya çabuk ikinci bölgeye geçiş anlamında biraz orada cömert davrandık. Neticede bir sürü mağlup duruma düştük. Ama çocukların daha önceki geriye düşüp öne geçme şeylerinde bir sıkıntı olmalarını biz az çok biliyorduk zaten. Buradaki maçların da çoğunu izlemiştik. Ama çocuklar dirayet gösterdiler. Bizim ikinci arada yaptığımız hamleler onlar da tutunca önce beraber daha sonraki galibiyet golüyle birlikte zaten 3-1'den sonra kimi zaten söylememe gerek yok. Çünkü 3-1'den sonra ki konum şuradan önemliydi. Biz buradaki ilk maçta 3-1 mağlup olmuştuk onlara. Ama oradaki bir gol çok önemliydi. 3-1'den sonraki bir gol çok önemli. Çünkü hiç açık ve net söyleyeyim yani 5-1, 6-1, 7-1 olacak pozisyonlar net yakaladık ama öyle Evet. şey de değil ama olmadı ama biz bırakın 6-1, 7-1'i biz 1-0 olsun bizim olsun. O amaçla oraya gitmiştik. O açıdan futbolcuların ortaya koyduğu performans, ortaya koydukları kazanma arzusu bizi son derece memnun etti. Hatta bize şunu söyledik yani özellikle biz teknik açıdan bize bir hoş geldin hediyesi anlamda bunu arkadaşlarımıza söylemiştik. Hatta bunu ilk defa sizinle paylaşıyorum. Bir anekdot olarak da söyleyeyim. Gol atıp gerilmeye sarılan arkadaşlarımızın hepsi de bize hoş geldiniz hocam gibisinden ve soyunma Evet. odasındaki birlik beraberlik içerisinde hepsinin aynı ağızdan çıkan lafı bu oldu. Onlara teşekkür ediyorum. Bizi hem kendilerine karşı hem camiaya karşı hem bize inananlara karşı mahcup etmediler. Tabii ki önümüzde zor bir sürece girdik. Yani bunu tek tek gitmek istiyorum. Yani şimdi ilk etapta bizim önümüzde bir Önce Altındağ maçı var hocam. Altındağ maçı var. Sonra Akabinde de Malatya. Malatya var ama öncelikle bu kendi sahamızda bir Altındağ maçını konuşup daha sonraki işte Altındağ ve ondan sonraki maçlara bakacağız ama Malatya maçına bakacağız ama şimdi ilk etapta kademe kademe önümüzdeki maçta böyle bu maç
o maç için de çok önemliydi. Zira şu anda futbolcuların ortaya koyduğu o performansla birlikte yakaladıkları motivasyon anlamındaki o enerji bir maçtaki bir sonraki maçı da etkileyeceğini biliyorduk. Şu anda da yani onun bu etkilemesi gayet doğal. Çünkü şu anda moralliler, onlar da moralli, biz de moralli. Umut ışığı var önümüzü görmek açısından, futbolcuların önlerini görmek açısından tabii ki bunlar da kendilerine birebir işliyor. Sonuçta kalmış şurada 1,5-2 ayımız. 2 ay çok erken bir zaman. Ne zaman bittiğini anlamıyorsun. Onun için üzerine kimin ne düşmesi gerekiyorsa, gerek futbolcu anlamında, gerek teknik anlamda, gerek yönetim anlamında, gerek seyirci anlamında bir hikaye tamamen bütün odaklarıyla birlikte ortak bir paydamız olan Pazarspor'un etrafında kenetlenmemiz lazım. Şimdi tam zamanı. Çünkü hakikaten çok kısa bir zaman içerisindeyiz. Şu anda bunu biz istiyoruz. Gerçekten istiyoruz. Futbolcu arkadaşlarım istiyor. Bütün camianın da istediğine güveniyorum, inanıyorum. O açıdan da şu iki ay en iyi şekilde değerlendirip bütün fedakarlıkları yaparak da takımımızı istediğimiz noktaya getirmek istiyoruz. Tabii ki öncelikle hedefimiz playoff. Şimdi yani o şampiyonluk mampiyonluk diye bile erken atlamak istemiyorum ama şu andaki bizim hedefimiz zaten bulunduğumuz konum. Beşinci, şu anda playoff'un içindeyiz. Umarız oradaki konumumuzu koruyup playoff'lara gidebilmek. Evet. Çarşamba günü onu da hatırlatalım. Kendi sahamızda erteleme bir maçımız var. Evet. Malatya ile. Onda yani üst üste iki maçımız var. İnşallah üst üste 6 puanla böyle dönmüş olursak virajı çok çok daha iyi olur yani diye düşünüyoruz. Takım dediğim gibi yani oradaki gösterdikleri o kazanma arzusunu ve orada kazanılan o heyecanı ta ki pazara ondan sonraki de çarşamba yasaklayabildiğimiz takdirde ki saklayacağının ışığını bize verdiler. O açıdan da önümüzdeki o maçlarda bizim oynadığımız maçlara göz önüne aldığımız zaman da umudumuz bir o kadar da arttı. Hocam geçen hafta kırmızı kart vardı. Bu hafta herhangi bir sıkıntımız var mı? Bu hafta, yani onu da mesajını verelim izleyicilerimize. Yani ufak tefek sakatlıklar var. Onlar da çok oynamayacak derecede değildir ama sadece bir sağ bekimiz Cevat 4 sarı kart değil mi? Sarı kartını 4 verdi. Onun akabinde şu anda cezalı ve sakat oyuncumuz yok. Evet, çok teşekkür ediyoruz. Herkes inanıyor, halk inanıyor. Sizleri zaten tanıyorlar. Bu nedenle bize başarılar diliyoruz. İnşallah sizlerle ikinci mutluluğu yaşayacağız. İnşallah. Evet, çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Evet, değerli izleyicilerimiz, hocamızla yapmış olduğumuz röportajı izlediniz. Evet, iki hafta üst üste yapacağımız çok önemli maçlar var takımımızda. Bu maçlarda yalnız bırakmayalım diyoruz. Önce evet, bu pazar günü Altıdağ maçı var. Daha sonra hemen Malatya kardan dolayı ertelenmişti biliyorsunuz. Kardan dolayı ertelenen Malatya maçı var. Onu da inşallah evet alacağız büyük bir ihtimalle. Bir aksilik olmazsa inşallah hanemize 6 puan yazdıracağız. Daha sonra da dediğimiz gibi diğer maçlara gideceğiz. Evet, hocamız belki bahsetti. 8 maçımız kaldı. Bu 8 maçtan 4'ü içeride, 4'ü dışarıda. Ama yani kolay maç yok. Evet, şimdi hoşça kalın.